Merhaba sevgili dostlar. Bugün Sökeon'un Ruşem ilaveli un karışımından ekmek yapacağız. İçinden iki paket çıkıyor. Birini Philips ekmek yapma makinesiyle, diğerini de Moulinex ekmek yapma makinesiyle yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi kutu üzerinde sadece suyla yapmamızı tavsiye ediyor. Ama daha önceki tecrübelerimden de yola çıkarak ben yine de biraz içeriği zenginleştirmek istiyorum. Malzeme olarak ben iki ayrı makinede yapacağım. Biri Moulinex, biri Philips'te. Kutunun içinden de iki paket çıkıyor. 500'er gramlık un karışımları. Pişirme hazinelerimizin içine önce 250'şer mililitre ılık su koyuyoruz. Daha önce dediğimiz gibi sıvılar önceden. Sonra 70 mililitre ılık süt. Önce sıvılar. Daha sonra bir yemek kaşığı zeytinyağı. Bir tane yumurta. Şimdi sırasıyla un karışımının bir tanesini Philips'e, onun pişirme haznesine döküyorum. Diğerini Moulinex'in pişirme haznesine döküyorum. Bir de bir dipnot. Pişirme aşamasından önceki ikinci bipten sonra bence hamuru çıkarın, elde biraz yoğurun. Haznenin içindeki çevirme aparatını, yani karıştırma aparatını çıkarın, tekrar hamuru içine koyun. Öyle pişmesini sağlayın. Böylelikle o çevrilen aparatın, karıştırma aparatının ekmeğin içine sıkışma durumunu önlüyoruz. Şekerimizi ilave ettik. Buna bir kaşık da, bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorsunuz. Daha sonra ben yuva maya kullanıyorum genelde. Bir paket yeter. Kurular üstte. Tamam. Karışımımız hazır. Şimdi bunları ayrı ayrı makinelerine koyalım. Karışımlarımızı ekmek yapma makinelerine koyduk. Moulinex'te 3 nolu menüyü 1000 gramı ve katılık 3'ü seçiyoruz. Philips ekmek yapma makinesinde ise yine 3 nolu menüyü 1000 gramı ve katılık 3'ü seçiyoruz. Philips 4 saat 10 dakikada pişirecek. Moulinex 3 saat 42 dakikada. Başlayalım. Moulinex ekmek yapma makinesindeki ruşemli ekmeğimiz bitti. Kapağını kaldırıyoruz. Görüntümüz bu. Şimdi çıkaralım bakalım. Ekmeğimizi çıkarttık. Son görüntüsü bu. Şimdi kesip dokusuna bakalım. Ekmeğimizi kestik. İçte böyle.